Ekranlarında Şifa Kapısı programında bu haftada obezite cerrahisi ne işledik sevgili izleyenlerimiz ve değerli hocalarımız bizlerle birlikteler. Hasan Nici hocam neler söyleyecekler kendilerinden dinleyelim. Dediğimiz gibi obezite maalesef çağımızın belası. Obezite ile savaşta ne kadar böyle ameliyat dışı yöntemler olsa da eğer bunları denemiş ve başarısız olmuşsanız o zaman iş cerrahiye geliyor. Evet. Cerrahi olarak da ilk tercih edeceğimiz yöntem tüp mide ameliyatı. Tüp mide ameliyatı çok başarılı bir ameliyat. Fazla kiloların neredeyse %95'ini hedef olan 2 yılda veriyorsunuz ve kalıcı bir şekilde. Yüz gözlüğü satışlarla. Dolayısıyla bunların bize sağlık olarak geri dönüşü var. Tansiyon, şeker, felç vesaire, kalp hastalıkları bunların hepsini risk oranlarını hep düşürüyor tabii ki. O nedenle eğer bu şekilde başaramıyorsanız mutlaka cerrahiden korkmayın. Gelin profesyonel yardım alın. Her şeyi anlatalım. Uygun musunuz değil misiniz karar verelim. Evet. Birlikte bu işe başlayalım. Ve Avrasya Hastanesi'nde de çok da güzel de yüz gözlüğü sonuçlar karşılaşılıyor. Bir kere hastanemizde olmazsa olmaz her şeyimiz var. Yani yoğun bakımından tutun, bütün konsültasyonları yapacağımız doktorlarımızdan tutun, çok teçhizatlı bir ameliyathanemiz. Zaten bunları yani onlarca yıldır hep yapıyorduk. Tüp mide ameliyatı konusunda da bu şekilde çok başarılı, çok başarılı bir background'umuz var. Evet. Peki hocam, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ olun. Ve Şifa Kapısı programımızda obezite cerrahimizi kimden dinliyoruz? Coşkun Hocam'dan dinliyoruz. Coşkun Hocam neler söyleyecekler? Evet, içeride de bahsettiğim sunumumuzda obezite gerçekten çağımızın hastalığı. Evet. Bu konuda gerçekten ciddi anlamda mücadele etmemiz gerekiyor ki hastalarımız sağlıklı bir şekilde hayatlarına devam edebilsin. Hem sağlığını korumak adına hem de gündelik yaşantılarını kısıtlayıcı faktörleri tamamıyla ortadan kaldırıp tabii ki üzerlerinde taşıdıkları yükü ortadan kaldırmak adına biz her zaman Avrasya Hospital olarak buradayız. Evet. Elimizden geleni en iyisini sonuna kadar yapmak için de hazırız. Ve şunu gördük içeride hocam, vermiş olduğunuz konferansta, panelde bir ekip ruhu var. Ekip işi bu. Yapılan operasyonlarda önce ekibimiz karar veriyor, sonra cerrahi işlemler gerçekleşiyor. Tabii ki bu tek başınıza yapabileceğiniz bir işlem değil. İşlemin başından sonuna kadar bir ekip ruhuyla bu işin içerisinde olmanız lazım. Hem cerrahi ekibimizin hem de bize elinden geldiği desteği sonuna kadar veren diyetisyenimiz Büşra Hanım'ın gerçekten oluşturduğu etkin ekip sonuçlarını gördünüz zaten resimlerden. Hastalarım tabii çok başarılı, yüz güldürücü, hastalarımızın memnun edici, mutlu edici sonuçlar elde ediyoruz. Ve burada şu da var hocam. Birçok hastalığın önüne geçilirken özgüven çok önemli. İnsanın kendini mutlu hissetmesi ve bu pandemi döneminde de en çok önem verdiğimiz psikolojimizin düzgün olması, kendimizi iyi hissetmemiz ve özgüvenimizin yüksek olması. Mutlaka ki yani düşünün vücudunuzda taşıyabildiğinizden fazla bir yük var. Bu sizin hem ilerleyen zamanlarda başınıza gelebilecek şeker hastalığı, tansiyon hastalığı, kalp hastalığı tabii ki bunlara zemin hazırlayıcı bir faktör. Aynı zamanda da sizin efor kapasitenizi düşürerek gündelik yaşantınızı da sıkıntıya sokucu işlemler. Dolayısıyla bunların hepsi bir araya geldiğinde gerçekten kişide özgüven problemi ortaya çıkabiliyor. Hele bu pandemi döneminde insanların eve kapanıp kaldığı dönemlerde ciddi anlamda özgüven sorunu yaratmasından dolayı biz bu işin çözümünü burada Avrasya Hospital'da sonuna kadar güvenilir bir şekilde, etkin bir şekilde gerçekleştiriyoruz.